Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir psikodemli sohbetin tekrar karşınızdayız sohbetlerle. Bugün konuğumuz Mustafa Mertel, psikiyatrist doktor. Biliyorum bunu çok uzun zamandır bekleyenleriniz var. Ben de sizler kadar heyecanla bekliyordum hocamı. Şimdi bugün insanı anlama sanatını konuşacağız. Kendisini tanıyanlarınız vardır, tanımayanlarınız vardır. Ben kendisini tanıtmak istemiyorum, kendisine bırakacağım. Kendisi yaptığı çalışmalarından, katkılarından biraz bahsederse sonrasında başlayalım inşallah. Buyursunlar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Fakir acizane İstanbul doğumluyum. İstanbul Cihangir'de büyüdüm. Orada ilkokula gittim, sonra Avusturya Lisesi'ne gittim. Bilahare de çok genç yaşımda İsviçre'ye ailem tarafından gönderildim. 16 yaşından itibaren İsviçre'deydim. Hayatımın büyük bir kısmı orada geçti. Orada bitirdim. Üniversiteyi orada okudum. İsviçre'li olan eşimle orada tanıştım. Ondan sonra da işte bundan aşağı yukarı 32 sene evvel işlerin pek iyi gitmediğini fark edince, yani İsviçre'de çocuk yetiştirmenin, Zürich'teydik o zaman, ben Zürich'te psikiyatrist olarak çalışıyordum. Çocuk yetiştirmenin zorluğunu anladığım zaman tarağı topladık, eşe Türkiye'ye gidiyoruz dedim. Biraz kıyamet koptu. Ama biz bir tane Ankara'dan gemiye bindik ve gemi Bodrum'da demir attı. Geminin güvertesinde hanıma dedim ki bak şu oturduğumuz ev dedim. Evi gösterdim. Ondan sonra biz çıktık işte tası tarak bir şey yaptık. Gemiden çıktık. Biz eve gittik. Ve müteahhitle anlaşmışız. Evi işte tadil etsin, mabil etsin falan diye hazırlasın diye. Ben hiçbir şey yapmamış. İkinci kıyamette o zaman koptu. Neyse. Hocam. Zor günleri açtıktan sonra işte Bodrum'da bir muayenehane açtım. Derken işte Bodrum'da, tabii o tarihlerde Bodrum'da doktor yok. İşte birisi gelmiş İsviçre'den, hani bu adam ne iş yapıyor, bu adam psikiyatr, ya neyin nesi bu adam falan filan derken, ooo bir de baktık ki bizim muayenehane hiç beklenmedik bir şekilde rağbet gördü. İşte Bodrum'da o şekilde hizmetler verdik. Ondan sonra da bir var olan psikolojinin bazı eksikliklerini fark ettiğim için dedim ki bizim kaynaklarımızdan hareket ederek, yani İslam ve tasavvuftan hareket ederek insanı anlamak nasıl olur diye bir arayışlar içine girdik. O şekilde işte iki kitap acizane yayınladık. Hala eder misiniz hocam? İki çocuğum var, bir oğlum bir kızım var. Hala hazırda da Ummül Kitap üzerinden, yani Kur'an-ı Azimüşşan üzerinden var olan tevillerin psikolojik yorumunu yaparak insan nedir üzerine acizane bir psikolojik tevil çalışması içindeyim. Son 7 senedir. Evet, fakir. İnşallah sabırsızlıkla bekliyoruz hocam o çalışmanızı. Sual tevdiye edeyim. Siz şu fakirin yanında birkaç senedir bir adam yerine koydunuz, geldiniz. Var olan bagajınızda da bir şeyler vardı. Yani psikolojik olarak bir şeyleri biliyordunuz. Adam yerine koydunuz, geldiniz fakirin yanına. Son 3 sene değil mi? 3 sene, 4 sene bir süre. Niye geldiniz ki? Yanıyorduk hocam diyormuşum. Anlatın bana, ben de anlayayım. Var olan psikoloji ne eksiklik gördünüz de geldi. Evet hocam, hatırlıyor musunuz? Başlarken size şöyle bir şey söylemiştim. Daha doğrusu ilk karşılaştığımızda Marmara'ya geldiğinizde seminer vermeye gelmiştiniz, hatırlarsanız. İlk daha içeri girdiniz hocam. Tabii aslında daha evveli var. Biz doktora ders dönemindeyken bir hocamız alternatif terapi metotlarından bahsediyor, kısa metotlardan. Onların içerisinde de rüya terapisi geçti.
Benim hemen antenler açıldı. Tabii ki ben size ulaşmak için çok evvelinden beri, üniversitenin birinci sınıfından beri bazı okumalar yapıyorum. İşte size ulaşmaya çalışıyorum ama sizin taşındığınızı, işte artık çalışmadığınızı, öğrenci yetiştirdiğinizi, terapi almadığınızı vesaire öğrendiğim için bir hayal kırıklığı var ama okumalara devam ediyorum. Nasip o güneymiş. Ta yani üniversite birden doktora dönemimine kadar size ulaşamadım. Doktora sınıfındayken hocam dedi ki rüya terapisi tanıyor musun dedi. Mustafa Merter deyince hocam tanımaz olur muyum işte çok severim okuyorum vesaire. Dedi ki haftaya biz kulüp bünyesinde hocamızı davet edeceğiz. Sen de gel. Hocam gittim sınıfta kimse yok. Tek ben erken gitmişim böyle bekliyorum sizi. İçeri bir girdiniz. Herkes toplandı tabii. İçeri girdiğinizde bu şeydir hocam. Herkes bunu yaşıyordur muhakkak. Böyle bir şeyin arayışında olunduğunda onu öğreneceğiniz kişiyi gördüğünüz zaman böyle bir hal yaşanır. Hakikaten bir kalpler böyle bir buluşur, böyle bir göz yaşarır, bir ürperir insan. Bir hal gelir üstüne insanın. İçeri girdiğinizde ilk söylediğiniz söz şuydu. Tabii ben size göz göze geldim çünkü karşınızda oturuyorum. Dediniz ki herhalde hissettiniz bilmiyorum ben de hissettim büyük ihtimalle. Dediniz ki bazen hiç konuşmazsınız haller konuşur dediniz. İçeri girdiğinizde Allah'ım dedim ki zaten hal konuşuyor şu an titremeye başladım yani. Sonra anlattınız vesaire size maille ulaştım. Naçizane kabul ettiniz ve yolculuk başladı ama o dönemki halimi hatırlıyorum ve attığım mail duruyor. Tabii ki gelmişiz doktora dönemine kadar insan anlamaya çalışıyoruz ama bu gidişat nereye gidiyor? Yani bu kadar ilerlemenin olduğu bir alanda neden insanlık tekrar gerilemeye gidiyor? Patolojiler bu kadar artıyor. Bunun sancısındaydım aslında. Yani evet bir sürü tekniğe girdik çıktık. Her türlü tekniğe enerjisinden işte bilinçaltı tekniklerine yok işte uçtu kaçtı vesaire her türlü şeye alanımız gereği biliyorsunuz çok yani envai çeşit teknik var. Arıyoruz yok insanı vermiyor. Arıyoruz yok insanın bütününü vermiyor. Evet bazı efektif yanları var onları da kullanıyoruz zaten ama bütün olarak insana bakışı anlamayla alakalı derin bir kaps halindeydim. Ve dedim ki muhakkak hani bir şeyi vardır, bir hayrı vardır bu buluşmanın. Niyet edeyim belki başka kapılar açılır diye öyle önümüze bir kapı açıldı elhamdülillah. Yani zor dönemde geldim, zor şartlarda geldim. Bebeğim küçüktü vesaire ama o kadar güzel niyet aldıktan sonra Allah kolaylaştırdı ki bir baktım bu noktalara gelmişiz sizle çalışarak elhamdülillah. Bir şeref olduk efendim. Biz zaten şeref olduk. Estağfurullah, bir mukabele. Aileleriniz dediğimiz zaman hemen ince psikolojiye giriyoruz. Zat-ı aileleriniz. Yani şu anki görüştüğümüz zahiri olarak görüştüğümüzün fevkinde, üstünde bir zat-ı âlileriniz var. Evet, evet. Fakirden acaba şimdi size bir başka sual tevdi etseler, deseler ki hocam şu psikeyi biliyoruz. Pek kimsenin psikeyi bildiğini pek zannetmiyorum. Çünkü psikenin ağababaları da psikeyi, ne Freud ne Jung psikenin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama zat-ı âlilerinize bir sual tevdi edilse, şu nefsi bana biraz açıkla deseler, çünkü aradaki farkı görmemiz lazım. Mesela biliyorsunuz ki psikenin tanımını yaparken Freud bir buzdağı çiziyor. Bakın ne kadar büyük bir insanı buzdağı üzerinden anlatmak. İşte Jung bir top çiziyor vesaire. Şimdi siz nefsi anlatırsanız, sizden öğrenelim. Nedir acaba? Şimdi nefsi anlayabilmek için tabii ki daha evvelinde söylenmiş ve söylenmemişleri de bilmek gerekiyor. Az önce söylediğiniz gibi Freud'un bahsettiği alt alemler ve bilinç düzeyi ama bir üst katmandan bahsetmiyor değil mi? Dolayısıyla bir nefsi tanımlayacağımız zaman ya da psikolojiye yeni bir tanımlama getireceksek öncelikle bu var olan eksiği göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla nefsi şöyle kabaca tarif edecek olursak, benim ilmimin yettiğince muhakkak arifler bilir daha detayını. Ama çok katmanlı, iki kutuplu bir varoluşsal yapı diyebiliriz. Yani insanın çok katmanlı derken nasıl yani çok katmanlı? Evet,
en dipten en tepeye kadar bir yükseliş potansiyeline sahip olan bir mahlukuz, bir varoluşa sahibiz. Yani en dipler dediğimiz işte bu bilinçaltı denilen alt bilinç dışı dediği Freud'un o buzdağının alt kısmı var ya, onun bir daha dipteki o gölgelerimizin, yani bizim yorgan altı yaptıklarımız, yastık altı yaptığımız, görmek istemediğimiz, zorlandığımız, travmatik anlarımızın veya işte memnun olmadığımız yanlarımızın biriktiği alan, bir depo gibi düşünelim. Yani esfele safilin, insanın en karanlık yanları, hani diyor ya böyle kolunu kaldırsan göremezsin diyor ya, yani ayette de. Bu halin yaşadığı hal. Anlatırsam bina mecazı daha da anlaşılır olur. Biliyorsun evet. Fakir'in ilk kitabının adı 900 katlı insan. Evet. Cenab-ı Hak Hazreti Mevlana'nın insanı tanımlamasıdır. Şimdi bina mecazı üzerinden bunu anlatırsan nasıl anlatacaksın? Yine bina üzerine konumlandıralım. İnsanın alt katlarını, alt katmanlarında. Nerede başlıyor? Hayat giriş katta. Yani giriş evet. Katta nefsi emmarede biz güvenli alanımızda, insanın böyle çok kafasının ağrımadığı ama çok da alt katlara yakın olduğu, yani alt katlar dediğimiz orada fokurdayan, orada kokuşan, oranın buharı, kaynayan suyun buharının yani sürekli temas katlar. Ettiği. Bodrum yani katlar. Biz bodrum katlar. Benim oturduğum belde bodrum. Yani bodrum katlar. Bodrum katlar. Bodrum katlarda da maşallah olmadık şeyler dönüyor. Her evet. insanın içinde potansiyel olarak, kuvve olarak bu var. Yani evet. içimizdeki canavarlar, içimizdeki hırslılar, içimizdeki işte ne bileyim şehvetperestler vesaire orada kümelenmiş vaziyette. Evet. Bu esfele safilin diye Tin Sure-i Cellesi'nde anlatılan insanın alt varoluş mertebeleri veya iç cehennemimiz. Evet. Hayat nerede başlıyor? Birinci giriş katında başlıyor, nefsi emmarede başlıyor. Peki, hadi oralara düşmedik diye. Peki evet. oralar kalsak ne olur? Nefse emmareye girdik. Hocam tamam bak sen anlatıyorsun. Oraya düşmedim ben. Bodrum katına girmiyorum. Beş evet. vakit namaz kılıyorum. Orucumu tutuyorum. Zekatımı 40'ta bir veriyorum. Orada kalıyorum. Ne olur? Anlat. Anlat çok güzel. Çok güzel anlat. Evet. Üzerinden anlat. Böyle hem Kur'an-ı Kerim ayeti evet. kerimelerimiz artık spekülatif uydurup psikoloji bitti. Evet. Ne söylüyorsan Kur'an-ı Azimüşşan üzerinden anlatacağız. Bitti evet. artık. Orada arkadaşlar, evet, değerli dinleyenler, bugün psikodemli sohbetlerde bilmiyordum, sınav olacakmışım, haberim yokmuş. Özür diliyoruz diyormuşum. Ama hocamın lütfuyla evet, nacizane dillendirelim. Yani ben hocamdan dinlemenizi istemiyorum. Öğrenmek istiyoruz efendim. Çok güzel. Eyvallah hocam. Yani dilim döndüğünce. Şimdi şöyle düşünelim. Evet, benim nefsi emmarede, yani giriş katında güvenli alandayım. Geçici bir güvenli alan. Yani evet, üst katlara çıkmıyorum evet. ama alt katlara da düşmüyorum. Yap denileni yapıp yapma denileni yapmadığım takdirde, yani sınırlar denen kısım, yani ayetlerle sınırlanmış Allah'ın aslında kullanma kılavuzu. Yani de diyor ki bir varoluş verdim. Bu metoda uyarsan düşmezsin. Aynı şekilde bu metoda da uyarsan yükselirsin. Şimdi biz o katta güvenli halde yaşarken bazı daralmalar yaşayabiliriz. Yani biz istediğimiz kadar yatay düzlemde o varoluşu süsleyelim. Yani işte alışveriş bağımlılıklarını düşünün. Kendimizce edindiğimiz başka bağımlılıklar, cinsel bağımlılıklar, şehvetlerimiz, işte alışkanlıklarımız, terk edemediğimiz birçok şeyi düşünelim. O katı istediğimiz kadar süsleyelim. Bir noktadan sonra potansiyel olarak yükselmek zorundayız. Çok güzel. Aşmak zorundayız. Yani bunu nasıl ifade ediyoruz sultanım? Ne diyoruz? Ay içim sıkıldı. Ay daral geldi. Bak, ay daral geldi. İçim sıkıldı. Evet. Ay kabz haline girdim. Elimizi nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz. İçim sıkıldı derken kafasına pek dokanmaz. İçim sıkıldı da içim derken buraya koyuyoruz elimizi. Çok güzel. Devam edin. Çok güzel anlamışsınız. Devam edin. Allah. Sonrasında biz bu hanede daraldıkça işte kendimize bir sürü alternatif buluruz değil mi? Yani yükselmek için nereye saldıracağımızı şaşırırız.
Ama kurtuluş ve yükseliş aslında insanın o yarıp geçmek denilen var ya kavram. Hayyal el felah. Her vakitte zikredilen. Toprağı yarıp geçmek demek muazzam bir kavram. Ben hayranım. Gerçekten beni çok etkiler. Düşünsene bir ölü toprağının kurumuş, çatlamış, ölü toprağının silkelendiğini düşünün. Bir üst kata çıktıkça neye yaklaşıyoruz aslında? Nura yaklaşıyoruz. Yani insanın hani dedik ya en karanlık yönleri, burası da en aydınlık, yani ahseni takvim yönümüz. İnsanı kamil, Hazreti insana ulaşma, yani can potansiyeline doğru yükselişimiz, tekamülümüzün seyridir bu yolculuk aslında. Çok dolayısıyla, güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Zat-ı Alilerin zahmet olmazsa bir de hangi ayeti kerime acaba bunu biraz, hangi sure-i celile bizi bunu çok böyle belirgin bir şekilde anlatıyor? Beled suresindeydi büyük ihtimalle. Eyvallah. Eyvallah. Ne diyor Beled suresinde? Estağfirullah. La uksimu bi hazel beled. Sen oraya indirildin. Neresi orası? Nefse emmare. Ve validin ve ma beled. Lekad halaknar insanı fi kebet. Kebet kelimesi çok önemli kelime. Kebet nedir? Buyurun sultanım. Nedir kebet? Bu kabz haliyle bağlantılı olarak kişinin o daralması ve varoluşunda sıkışmalar yaşaması. Çok güzel, çok güzel. Yani kebedi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyanında bir şeyin bir kaba konduğu zaman o şeyin potansiyeli yüzünden artık belirli bir zaman sonra o kaba sığmaması olarak anlatıyor. Evet. Bak bu o kadar önemli ki bütün 200 senedir Avrupa'da varoluşçuların aradıkları, varoluşçu filozofların aradıkları, varoluşçu psikoterapistlerin, Erwin Yalom'un, işte efendime söyleyeyim Søren Kierkegaard'ın, Schopenhauer'ın, Camus'un aradıkları insanın temel dramı. İnsan kabına sığmıyor. Bu kabı yarıp geçmek lazım. Ne güzel söyledin. Felah haliyle bir üst kata yükselmek lazım. Yoksa içim kararıyor. Bak içim kararıyor. İçim sıkılıyor. Çıktığın zaman üst kata, ay içim aydınlandı, ferahladım, genişledim. Bak insanlar zaten bunu ifade ediyorlar. Ama biz psikiyatri, psikologlar tabii zat-ı haliniz biliyorsunuz ama çoğumuz bunu bilmiyoruz. Bu adam ne demek istiyor içim aydınlandığı zaman? İçim ferahladı, içim aydınlandı, sıkışmıştım, rahatladım. Ne demek istiyor? İşte bak yapıyı anladığın zaman bunu anlamaya başlıyorsun. Çok güzel. Şimdi kebedi anladık. Yani bir şeyin varoluş, bu da hadis-i şerif üzerinden gidersek, bir günü bir gününe uyan kayıptadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerifleri. Çok evet. Güzel. Şimdi bu Sure-i Celile'nin ayeti kerimelerinin devamında ve madrake mel akabe. Akabe nedir biliyor musun? Akabe dağlardaki dik yokuş demek. Yani hayatta bizim bu yapıda, bunu merdiven gibi, dik bir merdiven gibi düşün, dik bir yokuş gibi düşün. Bu yapıda zorlayarak yükselmemiz lazım. Açıklar mısınız yükselmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yükselebilmenin ilk şartı verebildiği ölçüde. Yani neyse kabının yettiği, bu ilmi olur, işte sadakası olur, muhabbeti olur, pişirdiği yemeği olur. Neyse verebileceği, kendinden alan varoluş konumundan veren varoluş konumuna geçmemiz. Çok güzel. Peki biz bunu, biz psikologlar ve psikiyatlar bunu terapilerimizde insanlara anlatıyor muyuz? Eksik bıraktığımız şeylerden biri. Yani biz evet sürekli boşaltıyoruz hocam. Biz sürekli bilinçaltıyla uğraşıyoruz. Alt bilinç dışı bizim. Bütün korkuları boşaltalım, işte kaygıları boşaltalım. Kapta ne var? Boşalttık. Ne koymamız gerekiyor? Yani oraya sonra ne olacak? Oradan sonra nereye evrileceğiz? İşte orada bir böyle bir boşluk ve sallantıda kalıyor kişi. Asıl orayı dolduramadığımız için zaten sürekli alt alemlerle uğraşıyor olmaktan dolayı da üzerimize bazı tesirler de alıyoruz. Eyvallah. Yani o korkulara ekleniyor, tekrar kaygıları ekleniyor üzerlerine. Bitmeyen bir çukur gibi. Tabii demek ki her psikoterapi eğitim merkezinin, her psikoterapi müessesesinin aynı zamanda paralel olarak
birlikte faaliyet gösterdiği bir hayır müessesesi de olması lazım. Evet. Bunun ilk örneği Sevinç Gökşen hanımefendinin yüksek çabalarıyla Hollanda'da gerçekleşti. Orada öyle bir psikoterapi derneği, enstitü haline gelecek inşallah açıldı. Ve orada Babylon diye Hollanda'da açıldı. Ve orada bir müessesesiyle beraber, yani oraya gelen insanlara psikoterapi yapılıyor. Gerekirse bir psikiyatri ilaç veriyor. Bütün bunlar yapılıyor. Ama artı diyoruz ki insanlara, diyorlar ki orada arkadaşlarımız, bak sana şöyle 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 imkanlar var. Bunlardan seç bir tanesini ve bu hizmetleri sun. Efendim gideceksin Ege'deki Suriyeli göçmenlere bir hizmette mi bulunacaksın? Para toplayacaksın da efendime söyleyeyim. Mesela çok güzel bir şey söyledi senin Sevinç Hanımefendi Hazretleri. Dedi ki birisi benim bir şeyim yok ki demiş. Ben ne yapacağım demiş. Düşünmüş sonra gitmiş eskileri toplamaya başlamış. Böyle eskiler yani şey bir şey yapıldı. O eskileri bir depo oluşturmuş onları dağıtıyor. Anlıyor musun yeni psikoloji nasıl artık teşkil edilmesi lazım? 200 senedir biz varız. 200 senedir mik. Yok şu teknik, yok bu teknik, yok bilmem ne tekniği. Biz psikiyatlar kuantum satis tıka basa ilaç veriyoruz. Yok grup terapileri. Bunlar olacak, bunlar olmasın demiyorum. Ama 200 senedir insan psikolojisi hep daha kötüye gidiyor. 1900'lerdeki depresyon oranı ki bugün depresyon oranları %40'larda özellikle hanımefendilerde. O da başka bir konu. Demek ki bir şey anlamadık. Temelden bir şey anlamadık. Çünkü bu var olan psikoloji bilimi diniyle kavgalı Avrupa'nın dine alternatif bir müessese olarak çıkardığı bir ilim. İlim diyemiyoruz çünkü bilim. Çünkü ilim Rabbül Alemin'in Alim ismi şerifininle bağlantılıdır bir bilim. Ve burada iki büyük hata var bu yaklaşımda. Güzel ahlakın ehemmiyeti. Çünkü o yokuşta, akabe yokuşunda güzel ahlak olmadan yükselinemiyor. Ahlak-ı hamidiye, güzel ahlak. İkincisi, verme ahlakı, yani buna infak ve isar halleri deniyor, ahlakı deniyor. Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla biz 200 senedir gitgide sayımız artıyor. Binlerce sayfa kitap yayınlanıyor ama insan hep daha kötülere doğru gidiyor. Daha aşağılara doğru düşüyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız şimdi hizmetlerde artık bu yapıyı iyicene idrak edip doğru bir yaklaşım sergilemeniz lazım. Yoksa havanda su dövmüş oluruz. Yoksa bütün bu çabalara rağmen farkımız olmaz. Bu çok önemli. Evet, çok güzel. Şimdi hata halinizden kebede öğrendik. Akabe yokuşunu öğrendik. Bu akabe yokuşunda çıkmanın bir zaruret olduğunu öğrendik. Çünkü hangi konuma gelirsek gelelim sıkılıyoruz. Rabbül Alem bizi öyle yaratmış ki bir yerde kalamazsın diyor. Bir günü bir günle olan kaybetmişler hadis-i şerif. Demek ne yapacaksın? Yükselmeye devam edeceksin. Yani güzel ahlakınla, verme ahlakınla, söz dinleyerek orada yükselmeye devam edeceksin. Şimdi gelelim başka bir mevzu. Bu çok güzel böyle bir mevzudur. Bizim bu psikolojide, bu ince psikolojide, artık buna psikoloji de demek istemiyoruz. Buna nefs ilmi demek istiyoruz. Çünkü psike tabiri yetmiyor. Denemek için herhangi bir psikolog veya psikiyatra, akademik seviyesi ne olursa olsun bana psikeyi tanımla de. Bilim tarihinde gördüğümüz en büyük çelişkiyle karşılaşırız. Psikenin ne olduğunu bilmez. Anlatamaz. Ordinarius profesör bilmem neye gitti bana psikiyi anlattı. Anlatamaz. Niye? Çünkü ağababaları da bilmiyor. Ağababalar Freud ne olduğunu bilmiyor, Jung ne olduğunu bilmiyor, Adler ne olduğunu bilmiyor. Bölüm parça parça bir şeyler anlamışlar. Mesela Kernberg çok güzel işte ego psikolojiyi, Kohut self psychology bir şeyler anlamış parça parça. Ama bunları bir araya getir, bu parçaları bir bütün yap, bana şu büyük resmi göster dediğin zaman Batı psikoloji bunu yapmaktan aciz. İşte siz bunu yapacaksınız. İnsanlara büyük resmi göstereceksiniz. Ne üzerinden? Kur'an-ı Azimşan üzerinden, tasavvuf üzerinden. Yeni bir psikoloji doğuyor. Şimdi bu psikoloji, doğan psikolojinin en güzel yanlarından bir tanesi
Neresi efendim? Neresi olabilir acaba? Ben rüyalar diyeceğim de. Rüya çok haklısın. Ama rüyalara geçmeden yapı üzerinden gidelim biraz daha. Bu yapının en güzel yeri neresi? Bak şimdi yavaş yavaş o binada yükselmeye başladık. İlk cennetimiz, alemin misafiri. Evet, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Yarı aydınlık bir alana girdik. Yani oradaki o katlarda artık daha fazla ışık var. Orası daha geniş, manzara daha güzel. Bak nefsi emmareden levvame, mülhime, mutmainne bunlar ana katlar. Ama ara katlar da var. Orada yükseliyoruz, yükseliyoruz. Işık arttı. İçim ferahladı. İçim aydınlandı. Bu yapıyı anlatmak için Muhakkik-i Tirmizi Hazretlerinin çok güzel bir tanımı var. Bu yapıda diyor, aydınlık alanı gözün beyazı gibi tasvir ediyor. Hani bir insanın gözünde beyaz kısmı vardır ya. Ortadaki renkli alan kalptir diyor. Onun ortasındaki delik Fuat'tır diyor. Ve oradan bir nur fışkırır diyor. Bu nura da lüp diyor. Neyi anladık? Bu yapıda bir kapı var, bir geçit var. Bak 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 bak. Biliyor musun bu söylediklerimiz kadim tasavvuf ve İslam ilmidir. Ama biz psikologlar bunu yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Jung Güney Amerika'da bir şamanla konuşuyor. Şamana bir şeyleri anlatıyor. Bu S.G. Jung İsviçreli Freud'un ekolünde olup da ondan sonra Freud'den ayrılan bazı güzel fikirleri olan ve Kırmızı Kitap diye bir kitap yayınlayarak trajedisini anlatan bir çok değerli bir psikiyatrdır. Ama tabii bütün o ekolden gelenler gibi insanı yarı yarıya anlamıştır. Okuyabiliriz ama eleştirisel bir şekilde okumamız lazım. İşte gidiyor Güney Amerika'ya, çünkü dünyayı gezmiş Jung. Bir Güney Amerikalı şamanla Ant Dağları'nda konuşuyor. Diyor ki ona, şamana bir şeyler anlatıyor. Şaman da ona bir şeyler anlatıyor ama Jung anlamıyor. Şaman diyor ki, ya diyor sen beni anlayamazsın çünkü sen burayla düşünüyorsun. Jung diyor ki neremle düşüneceğim? Kalbi gösteriyor, kalbinle düşüneceksin. Jung hiçbir şey anlamıyor. Şimdi demek ki içimizde çok güzel böyle bir geçit yeri var. Nefs yapımızın içinde yükseldik yükseldik ışık arttı falan. Orada karşımıza bir geçit çıktı. Stargate diye bir film vardır. Gençlere öyle anlatıyorum. Stargate'de böyle yarım nal şeklinde bir şey vardır. Orada böyle bir dikey bir su çalkalanır. Oradan geçip bir şeye girersin. Wormhole dedikleri solucan deliğine girersin ve evrenin başka yerinden çıkarsın. Bilim kurgu filmi. Ama mecaz olarak sen ben anlatıyor içimizdeki o şeyi. Halbuki biz evrenin başka yerinden çıkmıyoruz oradan kalp geçidinden geçersek. Evren üstü bir aleme kadem basıyoruz. Bayak basıyoruz. Yani biz artık buradan ne çıkıyor? Ya biz dünyalı değiliz. Dünyaya çok kısa bir zamanlığına indirildik. Çünkü sonsuz zamana göre benim 73 yaşındayım. 73 zaman sözü bile edilmez. İndirildik. Burada çok kısa bir zaman kalıp bir imtihandan geçip tekrardan oraya geri döneceğiz. İşte içimizde böyle bir Stargate var. Bir Heartgate var. İçimizde manevi kalbimiz var. Allah Allah. Bak şimdi bu artık psikolojinin odak noktası. Kalbi bilmeyen kalpsiz bir psikoloji ve psikiyatri. Saçını başını yolası geliyor insan. Ya nasıl bir psikoloji bir kalbi bilmezsin? 158 galiba ayet-i kerime diyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da. Orayı tıkamayın diyor. Orayı paslandırmayın diyor. Orayı kirletmeyin diyor. Biz kalp şu kadarcık et parçası. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir cehalet içindeyiz? Çok. Evet, ya niye anlatıyor böyle orayı tıkamayın diye Kur'an-ı Azim? Orayı tıkarsan sıkıntı başlıyor. Çünkü oradan şimdi zaten halinize bırakıyorum sözü. Manevi kalp nedir? Artık anladık. Gözün akı gibi olan yer sadr, gönül. Sadrın yükseklerinde bir yerlerde ne var? Bir geçit var.
Heartgate var, kalp geçidi var. Onun o geçitten bir ışık fışkırıyor. Bu ışık bildiğimiz ışığın üstünde bir şey. Nedir? Nur. Nur ışığın aslıdır. Işık nurun gölgesidir. Yani bir anne yeni doğmuş bebeğini bağrına basıp nurum dediği zaman bak ışığım demiyor. Salaklar ışığım der. Nurum diyor. Hanımefendilere baktığın zaman zaten halinizin isimlerinde olduğu gibi nur isimleri o kadar çok. Ayşe Nurlar, Nur Senalar, efendime söyleyeyim işte Fatma Nurlar. Niye biz nur aşığıyız, nur delisiyiz? Nur Banular. Ha, nur Banular ve nurun bir karşılığı da batı dillerinde yok. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Rabbül Alemin'in indirdiği son kitap, yegane kitap. Diğer bütün kitaplarının hükmü kalkmıştır. Bize diyor ki siz dünyalı değilsiniz. Bak siz başka bir varlıklarsınız diyor. Şimdi şu manevi kalbi, zat-ı âliniz neler oluyor orada? Biraz açıklar mısınız? Biraz anlatır mısınız ki zat-ı âlinizden Estağfurullah. Siz anlatırken tabii böyle insan dalıyor, bir sürü konulara gidiyor. Yani oradan başka yerlere kapılar açılıyor derken böyle tekrar bir uyandık. Ağzınıza sağlık. Anlatırken hep şu canlanıyor gözümde. Kaçırdığımız nokta belki de. Hani insan küçük bir alemdir ya. Yani büyük aleme bakacağız, döneceğiz, bir de insana bakacağız. Dolayısıyla büyük alemde de katmanlar var. Küçük alemde de yani insanda da katmanlar olacak. Peki küçük alemde katmanlar var. Küçük alemin alt katları var. Büyük alemin de alt katları var ve üst katları var. Kalp var. Kalbi küçük alemde kalp nereye denk geliyor büyük alemde? Bunlara kadar bile düşünebiliriz. Esnek düşünebiliriz. Tabii ki kalp üzerinden kalp geçidiyle biz bir yerlere varıyoruz. Yani insanın aslında varoluşta yükseliyoruz dediği yerde aslında olan biten mevki burası. Ve oradan kendimize doğduğumuz, varoluşumuzun bütün katlarında seyrettiğimiz, izlediğimiz, yükseldiğimiz, yeri gelip tekrar indirildiğimiz, tekrar gezdirilip bak aşağılarda nelerin var deyip tekrar gözlettirilen bir sistemin aslında kapısı. Ve oranın temiz tutulmasının gerekliliği de, hassasiyet gösterilmesinin gerekliliği de aynen bahsettiğimiz gibi birçok doğumun orada olacağı, yani kendimizin de yeni bir varoluşa orada sahip olacağı. Dolayısıyla da insanın alanını, hanesini temiz tutması olabilecek bütün davetlilere karşı, değil mi? İnsanın hanesinde bir düzenin olması, ahengin, temizliğin olması, olabilecek her türlü misafir ağırlığına, oradaki halinin güzelliğine, çünkü kirli ortamda da huzur bulamaz insan. Dolayısıyla her koşulda o varoluşsal noktanın salahiyeti çok önemli bizler için. Çok güzel. Bunu daha, biraz daha böyle basit ifade, çok güzel ifade ettiniz. Daha basit ifade edersek bize ne öğretiyorlar psikolojide, psikiyatride? Beyin sapında bazı haz alanları var. Yani işte nedir bu? Putamen, işte nucleus caudata, işte efendime söyleyeyim çıkartamadım şimdi ne olduğunu. Böyle bazı merkezler var. Putamen, nucleus caudata falan gibi merkez. O merkezlerden bir amino asitler salgılanıyor. Bunun da en önemlilerinden bir tanesi dopamin. Evet. Ve diyorlar ki dopamin, yani insan aldığı haz, mesela bir dondurma yiyeceksin, bir şey yiyeceksin, ne bileyim bir güzel bir manzaradasın vesaire, oradan bir haz alıyorsun ve buna dopamin hazı deniyor. Şimdi kalbin ikinci haz merkezi olduğu, esas haz merkezi olduğu üzerine de bir görüş var. Bu niye, nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bir nörobiyolog, batılı bir araştırmacı diyor ki her şeyi anlıyorum diyor.
Yani bir insanın sevdiği şeyleri yapar. Ne bileyim işte sigara çektin haz aldın. İşte efendim içki içtin haz aldın. İşte bir şey yedin haz aldın. Peki diyor bir insan bir ideal uğruna, bir gaye uğruna hayatını feda edecek kadar bir şeye yatırım yaptığı zaman Allah aşkına bana söyleyin bunun hazzı nedir? Bak 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 nereye geldik? Nedir bunun hazzı? Ne ve besliyor, diyor biz bunun cevabını büyük sistem diyor. Ha, şimdi demek ki dopamin bildiğimiz dopamin işte serotonin, dopamin oksitosin efendime söyleyeyim kanabinoidler, endorfinler vesaire böyle bir kimyevi bir kokteyl var bize haz veren zihnimizde. Ama bir başka amino asit daha var. Amino asit sadece kalp alanında bize veriliyor, ata ediliyor. O nedir acaba sultanım? Haller. Ama onu biraz ben şimdi burada biraz da mizah katıyorum içine. Tabii haller de. Nuramin olur mu acaba? Eyvallah. Tabii ki. Nasıl unuttum ya? Nuramin. Çünkü not alalım Nuramin'i. Oradan gelen nur. Her neyse bütün bu söylediklerimden daha fazla bir haz veriyor bize. Bir başın ağrımasına rağmen bir yetimin başını okşamak. Veyahut ne bileyim işte herhangi bir derdin olmasına rağmen bir hayır kuruluşuyla beraber Afrika'ya gitmek. Açlık içinde, susuzluk içinde, sıkma tehlikesiyle bir yerlerde bir kuyu açmak için toz duman içinde hizmet vermek. Bunu modern psikoloji ne diye tanımlar biliyor musun? Masohizm diye tanımlar. Çünkü niye? Çünkü esas haz merkezini, kalbi bilmiyorlar. Demek ki manevi kalbimiz bizim esas haz merkezimiz. Yani primary, İngilizce söylüyorum çünkü o kadar şey yaptık ki kaybettik. Türkçesini söylediğin zaman haz merkezi ne anlatıyor? Primary Pleasure Center. Bu ne? Primary Pleasure Center. İşte o primary pleasure yani manevi kalbimizden yaşadığımız şeyler bizim depresyonumuza, bizim kaygılarımıza, bizim bütün patolojimize iyi geliyor. İşte Nuramin salgılanması için de Beled Sure-i Celilesi'nde izah ettiğimiz gibi Akabe yokuşunda zor gelen işleri yaparak yükselmemiz lazım. Söz dinlememiz lazım. Demek ki manevi kalbin birinci işlevi bizim Primary Human Pleasure Center. Birinci insani haz merkezi. İkinci işlev nedir? Normalde biz bir neticeye ulaşmak istediğimiz zaman yani Jung'un örneğinde sana anlattığım gibi Jung diyor ki senin sorunun cevabını buradan vereceğim diyor. Şaman diyor ki yok abi diyor oradan vermeyeceğim. Kalpten vereceğim diyor. Bu ne demek? Demek ki hakikati bulduğumuz yer zihnimiz değil. Yani bunun modern tabiri nedensellik, İngilizcesi causality, Osmanlıcası kıyasat-ı akliye, rasyonel düşünce vesaire. Yani zihnimiz değil, hakikati bulduğumuz yer. Daha evvelki yüklediğimiz verilerle karşılaştırarak bir karar alıyoruz. Buna nedensellik deniyor, causality deniyor. Buna kıyasat-ı akliye deniyor veyahut rasyonel düşünce. Ama bu rasyonel düşünceyle çok büyük hatalar yapabiliyoruz. Peki hatasız bir şekilde daha az hata riskiyle nasıl karar alabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani bizim bilgi işlem merkezimiz burasıysa, sadece burası olduğunu düşünüyorsak, ikinci bir bilgi işlem merkezi var mı? Yani bir Primary Information Processing Center var mı? İşte o da manevi kalp. Rabbül Alemin'den oradan bize gelen enformasyon, bizim kendi çıkardığımız sonuçlarla buluştuğu zaman, bir araya geldiği zaman daire kapanıyor, geçtalt kapanıyor. İşte bu nedir? Hikmettir, marifettir.
önemliyle daha önemli arasındaki, lazımla daha lazım arasındaki, yani mühimle ehem, elzemle lazım arasındaki farkı yapabilmek. Bu söylediğim marifetin tanımlarından bir tanesidir. Demek ki hayatımızdaki hayat yolculuğunda kalbin önemli kararlar almak için çok önemli bir fonksiyonu vardır. İkincisini de anladık. Demek ki birincil enformasyon bilgi işlem merkezi, birinci has işlem merkezi. Şimdi bunları anladığımız zaman kalp geçidini tamamanın, dedim ya sana 158 ayeti kerimede tıkamayın, yapmayın diyor, ehemmiyetini anlıyoruz. Yani biz istediğimiz kadar psikoterapi yapalım, istediğimiz kadar ilaç verelim, istediğimiz kadar lagaluga yapalım, grup terapisi yapalım. Güzel ahlak yoksa, ki güzel ahlak olmazsa kalp geçidi tıkanıyor. Bir sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. İçim daraldı, içim sıkıldı. Sana geliyor, bana geliyor. Eğer bunu tatbik etmedikse 6 ay, 1 sene iyi. Aman hocam çok teşekkür ederim, beni rahatlattınız falan. Ama hayat tarzında bir değişiklik yapmadıysa, yani infak ve ihsar bağlılık konumuna geçmediyse, güzel ahlakla ahlaklanmadı ise patoloji tekerrür ediyor, tekrarlanıyor. İşte bizim dramımız bu. Bir psikologdan ikinci psikoloğa, bir terapiden öbür terapiye bir ömür boyu. İşe yaramıyor. Çünkü kullanma kılavuzunu okumuyoruz. Nedir kullanma? Ya Rabbül Alemin bize kullanma kılavuzu vermiş. Yani bir araba satın aldığın, buzdolabı satın, televizyon satın, hatta o aptal cep telefonunu aldığın zaman ne okuyorsun? Kullanma kılavuzunu okuyorsun. Ama insanın kullanma kılavuzunu bu ahmak Avrupalılar, ahmak Batı medeniyeti, dinleriyle kavgalı oldukları için, kullanma kılavuzunu okumadıkları için, onlardan gelen pseudo ilmi hiçbir şekilde filtreden geçirmeden kabul ederek biz de onlarla aynı duruma düşüyoruz. Ama biz farklı bir yapıdayız. Bütün bu zenginlik bizim zenginliğimiz. Mesela dünyadaki en zengin edebiyat birikimi tasavvuf edebiyatıdır ya. Ve bütün bu söylediğim şeyler, sana anlattığım şeyler evvel emirde Kur'an-ı Azimüşşan'dan, hadis-i şerifeden, tasavvuf büyüklerinin kelam-ı kibarından gelir. Yani İslam tasavvuf olmadan psikoloji olmaz. Yok şu ekol, yok bu ekol, yok bilimler, hiçbir işe yaramaz. Uzun vadede yaramaz, kısa vadede yarıyor. Ben neler yaptım neler. Geçmiş cehalet. Biraz anlatır mısınız hocam? Şöyle kısacık. Yok psikodrama, yok şudur budur. Aman Allah'ım, insana istifade etti. Ettiler. Ama şimdi ne durumdalar? İstatistikler bunu gösteriyor. Evet efendim, şimdi bir saate yaklaşıyoruz. Aşağı yukarı nefs yapısını zat-ı alilerinizin sayesinde. Ha şimdi zat-ı ali ne demek? Evet, şimdi bu kadar anlat. Celilesinde buyurulur ki Estağzu billah ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. İşte zat-ı alileriniz demek o kıvama işaret etmek demek. O birleşime, dandik Türkçeyle bu kadar anlatılır, o şeye. O nedir? Biz evvel emirde dünyalı değiliz. Dünya ötesi varlık. Nereden çıkardın bunu? Uydur. Ya uydurmuyorum vallahi. Kendisi söylüyor Rabbül Alemin. Ben size ruhumdan üfledim. Bakın, bir her insan, sadece Müslümanlar değil, Rabbimizin nuru ile müşerref olmuştur. Ruhu ile müşerref olmuştur. Kaba aldığınca tabii. Yani bundan yanlış şey çıkartmayalım, yani doğru anlayalım. Kaba aldığınca biz Rabbimizin ruhu ile müşerref olmuş. Demek ki biz dünyalı değiliz. Bu zaman mekan boyutuna ait değiliz. Bir. İki. Bu gördüğümüz büyük alem dediğimiz evrenin bütün yapısal kodları bize daha yaratılmadan evvel öğretilmiştir. Esmaül Hüsna dediğimiz yapısal kodlar. Hani böyle bir şey aldığın zaman üzerinde çizgiler var ya, bir herhangi bir malı aldığın zaman üzerinde barkod dediğimiz çizgiler var. İşte sonsuz sayıda barkodla bize öğretilmiş. Rabbül Alemin bize o sonsuz sayıda barkodu vermiş. Potansiyel olarak, kuvve olarak onlar var içimizde. İşte onları bir araya getirerek bu keşifler yapılıyor.
Mesela kuantum mekaniği, işte ne bileyim Hubble teleskopununla evreni görmek vesaire. Bütün bu keşifler, yaptığımız şeyler var olan kodların, var olan potansiyeli bir araya gidererek yapılıyor. İki, üç, Rabbül Alemin bizi kendi yerine dünyada temsilcisi olarak yaratmış. Size yetkilerimi veriyorum diyor. Halifetullah olma şerefi. Dört, dördüncü insani şeref nedir sultanım? Zat-ı Alimize soralım. Şimdi birincisi nurundan üflemiş dediniz. İkincisi ruhundan, Halifetullah. Ve nefahtü min ruhihi, ruhundan. Evet. Ruhundan ben üflemiş. Demlediniz diyorsun. Allah, ayet-i kerimeyi söylüyorum. Allah Allah. İlettiniz yani. Ama hata buradan kaynaklı. Hay ben. Evet, yapısal kodlar öğretilmiştir dediniz. Yani Halifetullah'tır dediniz. Esma-i Hüsna dediniz. Ben bir yandan not da alıyorum. Dördüncüsünü soruyorsunuz bana. Üçü ne? Üç Halifetullah. Yani Zat-ı Aliniz bu dünyada Rabbimizin temsilcisisiniz. Sana yetkilerimi veriyorum diyor. Evet. Kendi diyor bak, kendi diyor. Halifetullah evet. Oldu. Evet. Dört nedir sultanım? Dört bu bizim tekamül lüksümüz diyebiliriz. Değil. Dördüncüsü nedir? Bütün insanlık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk yaratılan benim nurum idi diyor. Biz hepimiz kabımız aldığınca evet. Hakikat-i evet. Muhammedi ailesinin fertleriyiz. Evet. Kim biliyor musun? Sadece Müslümanlar değil. O beğenmediğimiz gavurcuklar, o beğenmediğimiz sarhoşlar, o beğenmediğimiz şunlar bunlar. Bütün insanlık bila istisna Hakikat-i Muhammedi ailesinin fertleri. Bu neyi getiriyor sultanım? Ya tazimle insanın, hürmetle insanın karşısında durmayı getiriyor. Bak bir Müslüman bunu, bütün bu söylediklerime vakıf olan insanın karşısında mesela bir insana zarar veremez. Mesela bir pazar yerine bomba atamaz. Müslüman allık adına bunlar yapılıyor ya. Ne bileyim atom bombası yapamaz. Bu çok çok önemli. Bu ahsen-i takvim yanımız evet. idrak etmek evet. lazım. Ha bu evet. potansiyel olarak var. Ki hadis-i şerifte diyor ki her çocuk İslam fıtratı üzerine yaratılır. Sonra annesi babası onu Hristiyan yapar, Musevi yapar vesaire. Peki bu niye önemli? Bizim için niye önemli? Biz psikologlar, psikiyatrlar için niye önemli? Ahsen-i takvim yanımız mı? Evet. Niye önemli bu? Birisi diyebilir ki, ya amma atıyorsunuz ya bana ne, ben psikiyatrım, ben psikologum. Bundan bana ne abi? Anlatıyor bu adam. Nereden bu adamı ya diyebilir. Niye önemli bizim için? Yani bir insana biliyor musun sen Hazreti insansın demenin bile ne kadar büyük bir terapötik etkisi var. Bir kere bunu bir kenara bırakalım. Yani insanın sürekli sen şusun etiketlendiği, sen şu hastalığa sahipsin, senin bozukluğun şudur, sen şusun, senin hastalığın şudur denen bir dönemdeyken bir dakika ya her şeyi bir kenara bırak. Sen var ya öyle bir varoluşa sahipsin ki. Sen Hazreti insansın. Senin sadece bunlardan ibaret olmadığını bil. Senin bir de üst katlardaki o tekamüldeki hallerin var. O noktaya ulaşmanın sırrı sende gizli. Çok güzel. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Peki terapiye nasıl yansıyor? Terapi durumuna nasıl yansıyor? Bu ne yapıyoruz biz? Aydınlanıyor hocam. Yani depresyonunu... Bir dakika terapide ne yap? Nasıl giriyoruz terapiye? Eyvallah. Yani psikolojik hijyenle giriyoruz ve o Hazreti İnsan'ın karşısında... Ne demek şimdi onu açalım. Evet. Psikolojik hijyen karşımızdakinin Hazreti insan olduğunu bilerek öncesinde bir hazırlık yapmamız kendimiz üzerinde. Pratikte ne yapıyoruz? Abdestli giriyoruz. Eyvallah. Abdestli giriyoruz. Bir gün evvelinden onun için dua ediyoruz. Gece teheccüde kalkılabilir. Evet. Bir Hazreti insanla müşerref olmaya, Hazreti insanın karşısına çıkmaya hazırlıklı giriyoruz. Dolayısıyla bak, insanın en büyük zaaflarından bir tanesi kendi içindeki zaaflarını, kötülükleri karşı tarafa yansıtması.
bunu biliyorsun. Projeksiyon, yansıtma mekanizması. Ama karşında akli olarak düşünürsen karşında Hazreti İnsan olduğunu. Elinden geldiği kadar. Bunu her zaman yapmak kolay değil. Ama hiç olmazsa o niyetiyle insanın karşısında durursan emin ol terapide başka bir şey olur. Çünkü aslında biz şöyle miyiz hocam? Gönül aynı anda kendisini görüyor. Gönülün bir de mecazı, sembolik manada manevi kalbimiz ayna olarak tarif edilir. Aynada kendi canını görüyor karşı taraf. Hangi hadisi şerif? Bak bizde artık bitti. Yok efendim Maslow şunu söylemiş, Erich Fromm bunu söylemiş, yok Freud şunu söylemiş, geç onları. Hangi hadis-i şerif? Mümin, müminin aynasıdır. Maşallah. Bak ne kadar zat-ı alinizden heyziyab oluyoruz. Ne kadar güzel. Hocam. Demek mümin, müminin aynasını, halini yaşıyoruz biz terapide. Her türlü yetersizlik duyguları, suçluluk duyguları, efendime söyleyeyim zavallılık, hiçlik dinlemeyle bize gelen kişi eğer o şekilde karşısında durabilirsek canını görüyor. Ahsen-i takvim yaralışını nerede görüyor? Ya senin kalp aynanda görüyor. Anlıyor musun ince psikoloji nedir? Hocam sanki şey oluyor değil mi? Yani kişi orada var ama bir temsilci olarak yani bir aslında az önce bahsettiğiniz gibi bir Allah'ın temsilcisi, Allah'ın halifetullahı yani oradayken aslında yokuz gibi. Aynalama göreviyle sadece hallerin ve oradaki kalplerin, canların temasının aslında terapiyi yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Bir ömür boyu cehd, cehd yüksek çaba demek, cihat gerekiyor. Yani kendimle mücadele edeceğim, nefs terbiyesi. Ne yapacağım? İşte gıybet yapmamaya gayret edeceğim. Mümkün olduğu kadar her açıdan psikohijyen dediğimiz bizim psikoloji dilinde, nefs tezkiyesi dediğimiz bizim esas dilimizde bir ömür boyu çaba içinde olacağız. Yani bir kere evvel emirde farzları yerine getireceğiz, nafileri yerine getireceğiz ve sürekli tekamül içinde, yükselme içinde olmamız lazım ki karşımızdaki kişiye bir şey söylediğimiz zaman, yap dediğimiz zaman bizde onun yapılmış olduğunu görsün. Yani bu psikolojiyle, nefs ilmiyle iştigal edenlerin, uğraşanların bir ömür boyu çaba içinde olmaları lazım. Güzel ahlak açısından, verme ahlakı açısından ne söylüyorsak kendimiz yoksa buradan girer, buradan çıkar. Bu da çok. Bunları evet. Anladık. Demek ki terapi, bizim uyguladığımız terapide temelden bazı farklılıklar hem teorik açıdan hem de pratik açıdan. Şimdi zat-ı aliniz temas ettiğiniz için buyurun rüyalar üzerinde bir şeyler söyleyeyim. Rüya çalışması nedir abi bu rüya çalışması? Ne yapıyorsunuz rüya çalışmasında? Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi hocam rüyaya girdiğimiz zaman herkesin vardır ya böyle klasik şey derler. Eminim şimdi dinleyenler de düşünürler. Rüyalar çok ilgilerini çekiyordur eminim. İşte çocukluğundan beri rüyaları çok merak eder. Uyanır rüyalarını anlatır. Rüyaların anlamlarıyla kafayı bozmuştur gibi böyle bir rüya bizi çeker yani temelde. Bir mesaj aldığımızın farkındayızdır uyanınca. O mesajın peşine tabii ki bu anlamlandırılmadan evvel bu duyurulmadan evvel ne yapıyorduk? İşte bir mesaj var. Allah Allah demek ki ya işte manasını bilmiyoruz ya da açıp kitaptan bakıyoruz şeklindeydi. Halbuki içeriye girdiğimiz zaman rüya sahnesinde insanın kendi kitabı okutuluyor. Hani diyoruz ya ya tamam kullanma kılavuzunu işte öğreneceğiz. İnsanı anlayacağız. Yani insanı kullanmayı öğreneceğiz. De neyi öğreneceğiz? Yani tamam Kur'an bizim başucumuzda yöntem, metot belli. Peki bana gelecek olan bildirimler nereden gelecek? Yani yayın nereden yapılıyor olacak kişiye? Rotası nasıl çizilecek bunun? Ya da sen şuradan git. Günlük yorumları biz nereden alacağız? Yani bugün belli ki öğrendik. Öyle bir sistematin içindeyiz. Hani hiçbir şekilde tavizi kabul etmeyen, durmayı kabul etmeyen, her an yenilik içinde olmamız gereken bir sistem olduğunu anladık.
Yani durduğumuz an diskalifiye oluyoruz. Sistem böyle bizi hemen kapı dışarı ediyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Nasıl dinç kalacağız? Her an yayın net olmalı. Bulanık olmamalı. Yani rüyayı okuduğumuz zaman her an ya, bugün bana ne verildi? Rüya nereden geliyor? Bu yazarı kim bu rüyanın ya? Allah Allah. Bu rüya şimdi bak. Rüyayı bir film veya bir tiyatro sahnesi gibi düşün. Abi normalde bir tiyatronun bir senaristi vardır. İşte rüya filmin bir editörü vardır, şeyi vardır, filmci varsa. Bu rüya nereden geliyor? Mürebbi dediğimiz bir sistem, terbiye eden, yani Rabbül Alemin'in aslında bize vahyettiği bir sistem. Yani kişiye... Vahyini yanlışlıkla birçok insan yanlış anlar. Aa evet. Vahiy mi geliyor? Hayır, yanlış anlar ama vahiy tabiri. Vahiy ta sadece insana mı gelir? Arılara vahiy gelir mi acaba? Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi. Vahiy ta şeyini Fusilet suresinde senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz işaretlerimizi insana hem çevresinden afak, ufuklardan yani çevreden hem de enfüsihim, nefs yapısı üzerinden göndereceğiz. İşte orada vahyi insana gelen cüz'i işaretler olarak anlayalım. Yoksa vahiy evet. Dediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız vay bunlar bak ne anlatıyor. Yok öyle şey olur mu yahu? Kur'an-ı Azimüşşan vahiy ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatimül Enbiya ile sonlanmıştır. O başka bir şey. Ama işaret manasında Rabbül Alemin her insana her an işaretler gönderir. Dolayısıyla orada vahiy o manada kullanıyoruz. Yoksa şimdi birçok insan protesto edecek. Ay vahiy dedi, vahiy dedi. Yok biz öyle tabii öyle bir şey demiyoruz yani. Ümit edip bunu anlamışlardır yani. Öyledir. Değil mi? Öyledir inşallah. Evet. Devam mı ediyorum? Evet. Şimdi demek ki içimizde bir yerlerden Rabbül Alemin'den feyz alan, çünkü her şey onur izniyle olur. Bir senaryo yazılıyor. Bu senaryo bize yönelik olarak yazılıyor. Ve bu senaryo bize bir ders veriyor. Yani bir şekilde bu senaryodan bizim bir ders çıkartmamız lazım. İşte bu ders neyi fark ettik? Zat-ı Aliniz bu rüya çalışmalarında gördünüz. Ya nefs yapısı bize anlatılıyor. Bütün bu söylediğimiz teoriler okuyayım yani işte okudum. Kendim kitaplarını adam yerine koydum, okudum vesaire teori. İki, bunu kendi üzerinden izledin, rüyalarında izledin. Ahsen-i takvim yaratılmış yanını gördün. Esfele safiliğini gördün. İçimizdeki o alt alemimizi gösterdi rüya bize. Ha, bu ne? Aynel yakin. Yani görerek anlama bu psikoloji. Üç, tatbik eder hale geldiğin zaman insanlarda hakkel yakin haline geliyorsun. Yani tatbik ediyorsun bunu. Uyguluyorsun. Dolayısıyla teori... Ne buluyorsun kendini? Teori kuru bir teoriden ibaret değil. Üçlü bir teori üzerinden gidiyor. Bu da teori de demek doğru değil artık. Bu ilmullah. Allah'ın bize verdiği ilimle bir şekilde bu yapıyı anlamaya başlıyoruz. Küçük bir örnek, bu örneği çok sık veriyorum. Bir rüya örneği verelim. Mesela birisi genç bir delikanlı. Biraz böyle genç delikanlı dediğim o kadar da genç değil ama işte arada sırada biraz olmadık işler yapıyor falan. Evli, işte bir çocuk sahibi falan. Olmadık işler yapıyor arada sırada. Yapmıyor da aklından geçiriyor. Rüya, biraz da rüyalara falan böyle şüpheyle bakıyordu. Yani abi nedir falan filan diye. İşte ben anlatıyorum hep. Bak ahsen-i takvim var yani. En güzel yaratılmışlık var. İç cennetimiz var. Ondan sonra iç cehennemimiz var falan. Böyle dinliyor. Kafasını kaşıyor falan filan. Ne anlatıyor bu abi? Şimdi bir konferans vermek için. Konferans verecek. Fakat konferans gittiği şehirde otel arıyor. Yürüyor yollarda. Birisi yaklaşıyor. Abi sen buraya niye geldin diyor. Rüyayı anlatıyor. Ben diyor bir konferans vereceğim diyor ama otel arıyor. Gel abi diyor bize çok güzel bir otel ben seni götüreyim diyor. Tutuyor bunu. Böyle bir üst geçitten geçip bir binanın üçüncü katından içeri giriyor. Abi götüreyim seni odana diyor. Abi bir oda açıyor. Aman Allah'ım ya. Mis gibi kokular geliyor. Ben çok severim o feng shui renklerini. Yani böyle işte tabii renkler.
yeşiller, ışık, renk, uyumu böyle güzel kahverengiler, aman al çiçekler, cennet gibi bir oda. Burası mı benim odam diyor. Tabii abim senin burası odan. Aa çok güzel yahu diyor. Ben o zaman gideyim konferansa diyor. Çıktıktan sonra odadan otelciye diyor ki aklınıza sığınırım çünkü bunu bir şey olarak anlatıyorum. Bu otelde diyor hanım var mı diyor. Yani şu kurabilir hanım var mı? Dediği anda yanında bir maymun peyda oluyor. Buraya hemen diyor. Ha? Hemen dinleyenlerde bir şey böyle çağrıştırmıştır maymun deyince. Bakalım ne olacak? Şimdi maymun bu nedir ya diyor. Abi ne bileyim diyor sen getirdin bunu diyor. Bizde otelde maymun falan yoktu diyor. Ben bununla gidemem ya diyor konferansa diyor. Ne yapacağız? Götüreceğiz odaya koyalım diyor. Tamam diyor. Asansöre biniyorlar. Basıyor. Eksi üçe. Karanlık loş koridorlardan bak esfel esafilini anlatıyorum. Geçiyorlar. Bir kapı açıyor abi. Bir oda kapısı açıyor. Leş gibi. Fareler koşturuyor, pis kokular geliyor, karanlık. Bu ne yahu diyor. Ya abi senin odan diyor. Anladın mı şimdi nefs yapısını? O binanın alt katlarıyla üst katları, güzel ahlakı anladınız mı? Ne kadar önemli olduğunu. Peki böyle bir senaryoyu Allah aşkına söyleyeyim bana. Kim yazabilir böyle bir senaryoyu? Ne demek isteniyor? Tabii ben rüyayı gören kişiye dedim ki, anladın mı? Sus hocam dedim. Yani anladım manasında. Yani beni utandırma manasında. İşte bu tarz, buna benzer rüyalar ile bir şekilde biz bu yapı üzerine bilgilendiriyoruz. Yani teori artık muhkem, sağlam hale geliyor. Görerek anlıyoruz kendi üzerimizden. Bunu kendi üzerimizden görerek anladıktan sonra da tabii ki 3 senelik, 4 senelik bir eğitimin sonunda kişiler bunu, zat-ı haliniz gibi psikologlar, o eğitim süreci bittiği zaman tatbik eder, uygular hale geliyor. 4 senelik öğrenim analizi dediğimiz bir eğitim sürecinden geçiyorlar bu nefs ilminin talipleri. Çok ciddi bir şekilde haftalık terapiler yaparak, rüya analizleri yaparak, okumalar yaparak aynı zamanda bu yolculuğu yapıyoruz. Evet. Peki hocam. Bu esnada bir soru geldi. Onu da hem rüyalardan bahsederken takdim edeyim. Gerçi izah ettiniz ama bütün rüyalar manalı mıdır? Hepsi Allah'tan gelen işaretler midir diye sorulmuş. Şimdi bütün rüyalar ibret gözüyle bakarsan manalıdır. İbret demek ders alma yönüyle bakarsan. Saçma sapan bir rüya geldi mesela. O sana bir şey gösteriliyor oradan. Rabbül Alemin hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz. Yani diyelim ki rüyada ne gördük? Komik bir rüya anlatayım size mesela. Bizim Bonlu'da bir mandalin bahçemiz var. İşte o mandalin bahçesinden bize Allah nasip etti. İşte bol bol mandalina geliyor, portakal geliyor. Fakir de oburum. Bugünlerde oburda değilim çünkü rejime girdim. Artık tek yiyorum. Ama böyle oburluk hallerimde abi neredeyse bir kasa mandalin portakal yerim. Ondan sonra yatağa korkulu rüyalar görürüm. Gaz yapıyor abi bu kadar yediğin zaman. Bir rüya. Bir gemi batmış. Bak iyi dinleyin bu rüyayı. İçinde mizah var çünkü. Bir gemi batmış. Orada geminin içinde de mandalin sandıkları varmış. Sandıklar devrilmiş ve altında bir boğa yılanı eziliyor. Anladın mı? Anlat, sen anlat bunun manasını. Şimdi. Arkadaşlar baştan anlayamamışlar. Ne diyor bana? Ulan diyor, boğa yılanı bile boğulacak diyor. Bu kadar tıkınma. Anlatabiliyor muyum? İnsan biliyor. Evet. Ama içine mizah katmış aynı zamanda. Evet, çok tatlı bir dil var değil mi hocam? Yani... Evet. Kitabı da öğretiyor, üslubu da öğretiyor. Kendine insana nasıl bir dil sahibi olması gerektiğini, nasıl yaklaşmasını da öğretiyor. Aynen. Yeri geliyor evladıyla olan ilişkisine yön veriyor. Diyor ki şu üslubu kullan gibi yöntem sunuyor.
Tabii burada bizim anlatmadığımız bu rüya yorumunun incelikleri var. Rüya kategorileri var vesaire. Şimdi zamanımız yok bunları anlatmaya. Evet. Ama çoğu rüya, çoğu değil yani aşağı yukarı bütün rüyalar ders mahiyetinde. Mesela kabus gördüm. İşte bak ben kabus gördüm. İşte şey yapıyor. Bundan ders var abi. İşte ne hangi dersi? Ya tıkınma bu kadar dersi var. Evet. Herhalde İnceliğe bakın. Yani aynen öyle. Arkadaşımızın sorusuna cevap verebiliriz. Eyvallah. Evet hocam. 1,5 saate doğru gelmişiz. Nasıl geldik fark etmemişiz. Sizi de çok yorduk. Hakkınızı helal edin. Böyle bir soru varsa diye şöyle bir bakınalım. Gelen sorulardan sadece şöyle 1-2 tanesini alabilecek bir noktadayız. Varsa eğer bana bir soru açılsın. Evet. Soru var mıdır? Sorular bana düşene kadar ben size şunu sorayım o zaman hocam. Toparlamak mahiyetinde. Zaten genel olarak hepsini izah ettiniz ama zaten çok da hepsine zaten cevap vermişiz soruların. Sorularımız tamamlanmış. Kendini tanıması için gençlere yani en azından psikoloji yolunda olanlara da psikoloji alanında kendini geliştirmek isteyenlere de hem de bir yandan psikoloji ilmini merak eden ama bu profesyonel anlamda yapmayan ama kendini geliştirmek isteyenlere karşı ne dersiniz? Yani kendini tanımaları için neyi tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Tek yolu var bunun. Ciddi bir şekilde İslam'ı yaşamak. Etmek, mi, kitap okumak, bir tanıma psikoloğa gitmek, psikiyatra gitmek falan değil. Ciddi bir şekilde bak Yunus Sultanımız, Yunus Emre Sultanımız ne diyor? Ne buyuruyor? İlim kendin bilmektir diyor. Sen kendin bilmez. Peki Yunus Sultanımız buraya nasıl gelmiş? Nasıl bunu söylüyor? Hayatına baktığımız zaman Yunus Emre Hazretlerinin ne yapmış hayatında? İşte o Evliyaullah Hazretlerini başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere sahabi hazretlerinin, ezvacı tahirat validelerimizin hayatı seniyelerini öğrenerek ve hayatımızda tatbik ederek yavaş yavaş çukur olmaktan kurtulup yükselmeye başlarız. Ondan sonra da o kalp geçidi açıldığı için ama bunu yaparsak yani güzel ahlak, verme ahlakı, söz dinlersek işte kendini bilme kesbi olarak değil vehbi olarak yani kesbi demek benim çabamla demek, vehbi demek Rabbül Alemin'den bana gelen işaretlerle kendimi bilmeye başlarım. Yani evvel emirde bizim İslam'ı yaşıyor ve hayatımızda tatbik ediyor olmamız lazım ve asgari İslam bunun dışında söylüyorsak şu kitap, bu kitap bilmem ne falan hepsi fuzulle iştigal demektir. Bunun başka yolu yok. Kitap üzerinden okuyarak ve hayatımızda tatbik ederek kendimizi bilme yoluna girebiliriz. Yoksa çok bildiğimizi zannederiz. Bir yerde bir şeyleri anlarız ama bir adım ileri gidemeyiz. Evet hocam. Biliyorum. Böyle cevaplar hoşlarına gitmeyebilir. Ya bu adam ne anlatıyor? Ya bak başkası diyor ki şu kitabı oku, bir kendini geliştirme kitabını oku, bilmem ne oku falan. Abi ne yapayım artık yoruldum. İşe yaramayacak şeyleri söylemekten yoruldum. İnsanları kandırmaktan yoruldum. Kestirmeden söylüyorum. Kıvırtmadan söylüyorum. Bu işin yolu bu. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Hakkınızı helal edin. İşleri nasıl? Allah'a emanet ol. Rabbim hocam. İlmine tesir halk eylesin. Nice insanların kendilerini bilmelerine, dolayısıyla Rabbimizi bilmelerine vesile olasın inşallah. Hepimizin çok inşallah hocam. Vesile olanlardan da razı olsun. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Vallahi canım. Eyvallah. Hadi hayırlı akşamlar. Dinleyenler adına da muhabbetler sunarım. Evet, psikodemi sohbetlerin sonuna geldik dinleyenlerimiz. Umarım istifade etmişsinizdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki psikodemi sohbetlerde görüşünceye dek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.